dünyada her yıl 18 milyon insanın kalp damar hastalığından hayatını kaybettiğini belirten kardiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi, ülkemizde her yıl ölen 460 bin kişinin %37'si kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor. Peki son yıllarda bunun artmasının nedeni nedir? Evet, kalp damar hastalıklarının kader olmadığını, bir tercih olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle kalp damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde ölüme, sakatlığa, yaşam kalitesinin bozulmasına ve büyük ekonomik harcamalara yol açan hastalıkların başında yer almakta. Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor. 2030'lu yıllara geldiğimizde kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelecek ölümlerin sayısının katlanarak 30 milyona yaklaştığını tahmin ediyoruz. Yani Türkiye'nin yaklaşık 3'te 1'ine tekabül eden bir nüfusun her yıl bu hastalıktan dolayı hayattan kopacağı tahmin ediliyor. Maalesef bu ölümlerin %75'i gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Ülkemizde her yıl 460 bin civarı ölüm gerçekleşirken bu ölümlerin yaklaşık %37'si kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor ve bu konuya ulusal çapta değinilmesi ve bu konu hakkında tedbirlerin alınması önemli. Peki en büyük nedeni ne? Kalp damar hastalıklarının en büyük formlarından birinin kalp krizi olduğunun altını çizmek gerekiyor. Kalp krizi, kalbin oksijen ihtiyacını taşıyan damarların tıkanmasıyla meydana geliyor. Bu damar tıkanıklığının sebebi de özellikle kolesterol denilen bazı yağ birikimlerinin damar civarında birikmesi ve zamanla darlık ve tıkanıklığa sebep olmasıyla ortaya çıkmakta. Bunun en büyük sebebi ise özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, kötü alışkanlıklar ve bazı metabolik hastalıklar olarak diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklardan kaynaklanmakta. Bu hastalıklarla mücadele etmek özellikle kalp damar hastalığına bağlı meydana gelecek ölümlerin önüne geçecek, insan en önemli ve verimli çağında yaşama tutunacaktır. Kalp damar hastalıklarına yönelik yapılacak olan tedbirlerin alınması durumunda %80 oranında ölümler azalacak. Peki, kalp krizi riskini azaltmak, %37'nin içine girmemek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi sizlere bunları madde madde sayacağız. Lütfen bu maddeleri çok dikkatli dinleyin ve uygulamaya çalışın. Yeşil çay için. Gıda paketlerinin etiketlerini mutlaka okuyun. Akdeniz usulü beslenin, yani bol zeytinyağı tüketin. Günde en az 7 saat uyuyun. Lifli yiyecekler tüketin. Haftada en az bir defa balık yiyin. İşlem görmüş, her türlü hazır gıdadan uzak durun, doğal beslenin. Yemeklerinizin yarısını sebzeye ayırın. Fındık ve ceviz mutlaka tüketin. Günde en az 20 dakika yürüyüş yapın. Margarinler ve katı yağlardan uzak durun. Fazla abartmadan tereyağı tüketebilirsiniz. Her gün 2 kaşık keten tohumu tüketin. Uyanınca ve yatarken esneme hareketlerini mutlaka yapın. Yeşil yapraklı her türlü sebzeyi bol tüketin. Bol bol soya tüketin. Yemeklerinizde sarımsak kullanmaya çalışın. Farklı aktivitelere katılıp egzersizlerinizi eğlenceli hale getirin. Her gün 5-10 dakikanızı meditasyona ayırın. Manevi yönünüzü geliştirin. Kendinizi kandırmayın. Stresin en büyük sebeplerinden biri istemediğiniz bir durumun içinde olmak. Aile ve arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Balık yağı ve D vitamini kullanın. Partnerinizi şaşırtacak küçük sürprizler yapın. Sağlıklı bir ilişki stresi azaltır. Her gün az bir miktarda bitter çikolata yiyin. Sigara içenlerden uzak durun. Düzenli olarak tansiyonunuzu mutlaka ölçün. 130-80'in üzerinde ise doktorunuza mutlaka danışın. Şeker ve kolesterol değerlerinizi düzenli aralıklarla ölçtürün. Ailenizde kalp hastalığı ve kalp krizi geçirenler varsa düzenli olarak kardiyoloji doktorunuza mutlaka muayene olun. Evet, videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz. Hoşça kalın.